Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle tığ işi çok zarif yazlık bir hırka yaptım. Böyle düğmelerini iliklediğimiz zaman içine atlet bluzla böyle bluz şeklinde de giyilebilecek şekilde bir yazlık hırka. Evet, şöyle takma kollu. Evet, takma kolun şemasını vereceğim ama hani yapması zor gelirse böyle dümdüz de yapabilirsiniz. Hani düşük kollu olarak da yapabilirsiniz. O da güzel olur. Bu hırka 38-40 beden arkadaşlar. Yaklaşık 400 gram, 420 gram gibi bir yani 4 yumaktan biraz fazla gitti. Evet, bu şekilde şöyle düğmeli. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım modelimize. Kullandığım iplik bu. DMC Babylo No 5. Bu şekilde. Kullandığım tığ da 2 numara 2 milimetre tığ kullanıyorum. Evet. Şimdi gövde ve gövde bütün olarak örülüyor. Ön arkalar birleşik. 325 zincir çekerek gövdeye başlıyorum. Evet, şimdi zincir çekmeye başlayalım. 325 zincir çekiyorum. Birkaç zincir fazla gelebilir. Önemli değil. Evet. Zinciri elimizi sıkmadan çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, devam edelim. Evet, zincirimizi tamamladık. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En baştaki zincire batıyorum. 1, 2, 3 zincir doluyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. Üçlü trabzan. Doluyorum. Yanındaki zincire üçlü trabzan. Yanındaki zincire üçlü trabzan. Bu şekilde oldu. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dolamıyoruz. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncü zincire kıstırıyorum. Böyle oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5 zincir atlayıp 6.'ya kıstırıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye üçlü trabzan 3 tane hemen yanındakine bir iki üç zincir bir iki üç atlıyorum dördüncüye kıstırıyorum bir 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir atlayıp 6.'ya kıstırıyorum. Evet. Arkadaşlar birinci sıramız bu döngüde devam edecek. Böyle. Bu şekilde devam edecek birinci sıramız. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle üçlü trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çektik.
Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zinciri bir miktar zincir arttı. Bunu sökebiliriz. Önemli değil. Eksik gelmesindense böyle ihtiyatlı çekiyorum zincirleri. Evet. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi burada dikkat edeceğimiz husus şu arkadaşlar. Eğer benim yaptığım boyutta yapmak istiyorsanız hemen sayı vereyim. Şöyle. Şimdi şu şekilde başladık. Bakın şuradan şöyle devam ettik. Şimdi şu ortada 5 zincir çekip 5 zincir atlayarak battığımız şu kısımlara dilimler yapacağız. Bunlar 19 tane olacak. Onu sayalım. Başlangıç ve bitişte şöyle yarım var. Yarım. Bitişte de şöyle yarım dilim oluyor bunlar. Şunlar tam dilim oluyor. Bunlardan 19 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane. Dediğim gibi başlangıç ve bitişlerde de bunlar yarım dilim. Şimdi dilimleri yapmaya başlayalım. 1, 2, 3 zincir çekip döndüm. 1, 2, üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane trabzan oldu zincirle birlikte. 1, 2, 3, 4. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu 3 trabzanın birincisinin tepesine kıstırdım. Sonra 1, 2, 3 zincir. Bir trabzanı atlıyorum. Diğerinin tepesine kıstırıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir doluyorum. Şimdi buralara dilimler yapacağız. 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1, birinci trabzan. Evet, devam edelim böyle. 4 oldu. 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 1, 2, 3 zincir yine aynı şekilde birinci trabzana kıstırıyorum. 1, 2, 3 zincir sonuncu trabzana kıstırıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine buraya 7 tane trabzan. Evet, bu sıraya da bu şekilde devam edip sıra sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Böyle 1, 2, 3 zincir. Şu boşluğa 4 tane aynen başladığımız gibi 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani başlangıç ve bitiş böyle simetrik oluyor. Başlangıcımız da böyleydi. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi bu trabzan 7 trabzanın 4 trabzanın araları birer zincir olacak.
Evet, bir zincir yanındakine batıyorum. Bir zincir. Evet, yine aynı trabzan sayıları devam ediyor. Bir zincir çektim, doladım. Şuradaki boşluğa bir, iki çektim, beklet diyorum, doladım. Bir, iki çektim, doluyorum. Doluyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 trabzan oldu. Tığımda da 1, 2, 3, 4, 5 ilmek var. Hepsini birden aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve şuraya bakın şöyle şuraya yani tepesine şöyle kıstırıyorum. Sonra bir zincir, sonra bu 7 tane trabzanın aralarına bir zincir olacak şekilde dolduruyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Yine bir zincir çekip şu boşluğa 1, 2, 3, 4 yaptım. 1, 2, 3, 4. Şu tepeye kıstırıyorum. Şöyle. Evet. Bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Yine birer zincir çekerek 4 trabzan yapıyoruz. Başladığımız gibi. Evet, 4 trabzanı yaptık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Şu ilk boşluğa kıstırıyorum. 1, 2, 3 zincir. İkinci boşluğa. 1, 2, 3 zincir. Üçüncü boşluğa. Evet, şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve şu ilk boşluğa kıstırıyorum. 1, 2, 3 zincir, ikinci boşluğa sırasıyla devam ediyoruz. Sırayla batıyorum bütün boşluklara. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstık oldu burada. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Direkt yine ilk boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğerini. Evet. Aynen bu şekilde de bu sıraya devam ediyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. 3 zincir çekiyorum yine aynı şekilde. 1 2 3 1 2 3 Yine aynı yere batıyorum. Başlangıçta da bitişte de şöyle. Burada da 1, 2, 3 tane fıstık vardı. Burada da 1, 2, 3 ile bitiriyoruz. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Dönüyorum. Şu birinciyi atlayıp ikinciye kıstırıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz, doluyoruz şu boşluğa. Üçlü trabzan. 3 tane. 2 ve 3. Yine 1, 2, 3 zincir. Şu ilk boşluğu atlıyorum. İkinciye kıstırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir atlıyorum, ikinciye kıstırıyorum. Bu 5 zincir bir sonraki şu yelpazenin yuvası olacak arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Yine şunu atladım, şu boşluğa. 1, 2, 3. Yine 1, 2, 3 zincir. Birinciyi atlıyorum. İkinciye. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet. Bu sırayı da böyle devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldik. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle bakın. Şuraya batıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip bir sonrakine batıp üçlü trabzan yaparak bitiriyoruz. Böyle. Şimdi diğer sıra 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. 2 3 4 Evet. 1 2 3 4 trabzan yaptık. Aynen burada olduğu gibi. Yine 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şu trabzanların ilkine batıyorum. 1 2 3 zincir. Sonra bir atlayıp diğerine batıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir. Buradaki boşluğa 7 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bu şekilde şuraya geldik işte arkadaşlar. Devamını biliyorsunuz zaten, gösterdim. Aynı böyle devam edip gidecek modelimiz. Evet. Şimdi kol ayrımına kadar dümdüz örüyoruz. Sonra önler ve arkayı örüyoruz. Ben size şemasını göstereceğim. Kol ayrımı nereden yapıldığını. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet, gövdenin açık hali bu şekilde arkadaşlar. 19 tane dilim vardı hatırlarsanız. Şimdi kol ayrımını yaparken şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 dilimi öne ayırdık. Bir dilim burada kol altına geldi. Sonra arka için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dilim ayırdık. 10. dilim böyle kol altına geldi. Sonra diğer ön için 1, 2, 3, 4 dilim ayırmış oldum. Şöyle yakından göstereyim. Kol kesim ve yaka kesimlerini buradan bakarak yapabilirsiniz. Bunların hepsini tek tek böyle eksiltmelerini göstermem çok zor arkadaşlar. O yüzden böyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Şöyle bakın. Evet, yakada şöyle bir omuz düşüklüğü var. Şöyle bakın. Evet, arka yakada bu şekilde.
Evet. Şimdi ölçülerini vereceğim. Evet, bu şekilde katladığımızda, bu arada ütülenmiş halde şu anda. Evet. Ölçümüze bakalım. Şöyle arkadaşlar, gövde 47,5 48 santim kadar şöyle bir genişliği var. Beden boyunu siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben elbiselerle giymek için daha kısa tercih ettim. Şöyle bakın, 27 santim. Kol uzunluk genişliği şöyle, şuradan baktığımızda da 21, 20,5, 20, 21 santim diyebiliriz. Evet. Bu şekilde şöyle yaka genişliğini vereyim. Şöyle arka yakadan ölçelim. Çünkü önler de arkayla uyumlu. Şöyle bakın, yaka açıklığı da 17,5 santim kadar bir yaka açıklığı var. Şöyle fazla açık yapmıyorum yakaları. Evet, bu şekilde. Şimdi kola geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi kola başlıyoruz. Kolun yapımı için mevcut hırkalarımdan bir tanesinin böyle kol kalıbını çıkardım. Kısa kol olacak şekilde şöyle bir naylon torbayla. Bunun üzerinden her sırada böyle ölçerek şey yapıyorum, örüyorum. Şimdi kol için 135 zincirle başlıyoruz. Siz de mevcut ceketlerinizden, hırkalarınızdan bu şekilde kalıp çıkararak, ölçerek bu kenarlardaki eksiltmeleri yapabilirsiniz. Evet, şimdi 135 zincir çekelim. İki, üç, dört, devam edelim. Evet, 135 zinciri çektik. Elimi sıkmadan çektim. Kol bitmiş halinin ölçülerini vereceğim, santim ölçülerini. Evet, şimdi şöyle yakınlaştırayım. Evet, 1, 2, 3 zincir çektim, doladım. 4. zincire batıyorum. Baştan 4. zincire. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Bu arada zincirimiz bir miktar fazla gelebilir, öyle 2-3 zincir gibi ya da 3-4 zincir gibi. Hani ben ihtiyatlı çekiyorum, eksik kalmasındansa fazla olması daha iyi diye. Evet, şimdi üçlü trabzan yaptım. Hemen yanındakine üçlü trabzan. Evet, şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Altta da yani aynen gövdede uyguladığımız örneği uyguluyoruz. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye kıstırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir atlıyorum. Altıncıya. Evet, bu şekilde yaptık. Evet, şöyle. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 atlıyoruz. Dördüncüye üçlü trabzan. 2, 3. Evet. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye kıstırıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir atlıyorum. Altıncıya. Evet. Bu şekilde bu döngüyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, sıra sonuna gelelim. Evet, birinci sıranın sonuna geldik. Sıra sonunda bakın, bu şekilde yine aynen başladığımız gibi
3 trabzanla başlamıştık. 3 trabzanla bitirdik. Bir miktar da zincirimiz arttı. Şöyle şimdi buradaki dilimleri sayalım. Şurada bir dilim. 2 3 4 5 6 7 8 dilim olacak şekilde başladık. Evet. Şimdi bir, iki, üç zincir çekiyorum. Buraya kıstırıyorum. Yine aynı şekilde bir, iki, üç zincir. Şu boşluklara 7 tane trabzan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 1, 2, 3 zincir. İlk trabzana batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir trabzan atlayıp diğerini. Evet. Örneğimizi kurduk arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi kolun bitmiş halini yakından göstereceğim. Siz kendi eksiltmelerinizi çıkardığınız kalıba göre yapabilirsiniz. Örneği kurduktan sonra eksiltmesi kolay. Evet, şimdi bitmiş haline bakalım. Evet, kolun bitmiş hali bu şekilde. Şöyle göstereyim, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bunu böyle her sırada öre söke deneyerek çıkardım. Şöyle göstereyim arkadaşlar yakından. Size faydası olur umarım. Videonun başında da dediğim gibi takma kol yapmakta zorlanırsanız dümdüz de yapabilirsiniz. Düşük kol şeklinde bu hırkayı. Şöyle. Evet, uzun uzun tutuyorum ki hani ekran görüntüsü kolay alınsın diye. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi parçalarımızı ütüledik. Birbirine dikeceğiz. Dikişe geçmeden önce şöyle santim ölçülerini vereyim kolun. Şöyle. Evet. Kolun genişliği bakın 37,5 38 santim. Bu ütülenmiş hali arkadaşlar. 38 santim. Baya böyle tül üstüne tülbent koyarak buharlı ütüyle bastırarak ütüledim. 38 santim. Şu yüksekliği de şöyle bakın 19-20 santim. Siz dilerseniz şu kenardaki düz ördüğüm kısmı şöyle daha uzun tutarak kolunuzu uzatabilirsiniz. Evet, şimdi parçalarımızı dikelim. Evet arkadaşlar, hırkanın parçalarını diktim. Bu şekilde ve bütün yaka, ön pat, kol ucu ve etek ucu kısmına böyle 3 sıra sık iğne yaptım. En ucuna da böyle bir fıstık çalışması yaptım. Siz dilediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Bu kenar patlarını yaparken doğaçlama olarak ilmek aldım arkadaşlar. O ilmeklerin sayılarını vereyim size referans teşkil etsin. Şimdi ön pattan 110 ilmek, yani bir taraftan 110, diğer taraftan da 110 şeklinde 110'ar ilmek aldım. Yakadan 160 ilmek çıkardım sık iğne. Toplamı 160. Şöyle şu ortadan başlayıp şu tarafa kadar yani şuradan başlayıp ortaya kadar 80, sonrasında 80 şekilde iki tarafı da eşit olarak ayarlarsanız daha muntazam olur. Yakadan 160 ilmek, kollardan 95 ilmek,
Gövdenin tamamından da 288 ilmek çıkararak bu şekilde patları yaptım. Düğmeleri de daha önceki birçok videolarımda gösterdiğim gibi plastik halkaları kullanarak yaptım. Özel bir videosu var, düğme yapım teknikleri videosu. Onun linkini de açıklama kısmına bırakırım. Evet, bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.